Herkese merhaba. Daha önceki videolarımda yüksek otundan sık sık bahsettiğimi gösterdim. Yüksek otlarıyla alakalı tek bir video çekmek istedim. Tamamen çiçekleri geçmeden. Çünkü zaten yarısını kaybetmiş durumum. Diğer yarısı da bir hafta içinde geçecektir. Yüksek otları bildiğiniz gibi gölgede yetiştirebileceğiniz, gölge alanları renk ve coşku getirecek bitkilerden biri. Çok yıllık bitkilerden biri. Orijinal adı da Digitalis olarak geçiyor. İngilizcesi Foxgloves. Önümdeki bitkinin tam adı da Pam's Choice, yani Pam'in tercihi. Hemen detaylarına bakacak olursak, bu 90 cm boyunda olur maksimum diyor. Şu an önümdeki bitki 2 metreye ulaşmış durumda arkadaşlar. Benim boyum 1.80, beni hayli geçmiş durumda. Gölgede yetiştirdiğim için böyle. Bu çitin gölge boyundan kurtulmak amacıyla olabildiğince boy verdi. Ne güzel. Siz de ektiğiniz zaman demek ki böyle güneşe doğru yükselecek. Ama burası tam güneşli bir yer olsaydı 90 cm'de duracaktı demek ki. 40 cm, 120 santimetre, yani 1 metre 20 santimetre de alana yayılır diyor. Gördüğünüz gibi köküne doğru yaklaştıkça bitkinin yaprak boyu ve yayılım alanı büyüyor. Bayağı oldukça yer kaplayan bir bitki. Aldığımda tamamen şu kadardı. Bahçecilik merkezinden şu kadardı. Zamanla yayılarak böyle güçlü kökler oluşturarak hem de şu tohumları geliştirip atarak yayılmaya devam etti. Tamam, devam edelim. Gördüğünüz gibi arıların vazgeçilmez çiçeği budur. Arıların ziyafet çektiği çiçek budur. Videoyu çekerken bile bu kadar yakında bir insan olmasına rağmen arılar hiç tereddüt etmeden yüksek otu bitkisini tozlaştırmaya devam ediyor. Biz videomuza devam edelim. Arı kardeş orada huzurla ziyafetini çekmeye devam etsin. Şu ikinci ibareyi gördüğünüz gibi orada bulut işareti var. Perfect for shady spots. Yani gölge alanlar için en iyi tercih, muhteşem seçim demek istiyor. Güneş almayan kuytu köşelerinizde rahatça yetiştirebileceğiniz bir şey. Üçüncü ibare saçmalık. Gardening is good for you. Bahçecilik sizin için iyidir. Çiçekle alakası olmayan bir marketing ibaresi. En aşağıdaki kısım çok önemli. Bunun bir arı dostu bitki olduğunu söylüyor ki nitekim video çekerken bile burada arıların vızır vızır yüksek otunu tozlaştırdığını görüyorsunuz. Ki buraları tozlaştırdılar. Onlar yere döküldü. Gördüğünüz gibi bunlar da bakla halinde senenin tohumları haline geliyor. Bunları eşe dosta dağıtıyor olacağım. Hemen arka sayfayı çeviriyoruz. Diyor ki bütün yaz boyunca hani kesip vazoya koyabileceğiniz estetikte çiçekler vermeye devam eder diyor. Bütün yaz boyunca da işte çiçek vermeye devam eder diyor. Bu ana çiçek geçtiği noktada yandan bu tür lateral dallarda geliştirerek, saplarda geliştirerek yine daha da küçük formda da olsa çiçek vermeye devam edecek. Beyaz çiçekler halinde içerisinde bu mor rengin bulunduğu, benekli mor rengin bulunduğu, hatta yaz ve sonbahar döneminde devam edeceğini söylüyor. Gölgeyle yetiştirebilirsiniz diyor. Tek başına ya da işte serpiştirerek farklı farklı yerlere ekmenizi tavsiye ederiz diyor. Perennial, yani çok yıllık bir bitki, her sene geri geleceğinden bahsediyor. Ekmeden önce de saksı alanının iki katı büyüklüğünde bir çukur açmanızdan bahsediyor. Oraya ekmeniz gerektiğini söylüyor. Toprağı çok sıkıştırmamanız için kompost koymanızı ve ilk aşamada sulamanızdan bahsediyor. Yani herkesin, her bahçecinin bildiği güzel detaylar. Bahçenin en koyu ve karanlık köşesini asla güneş almayan, ki bakın gölge boyu şu an şurada görüyorsunuz, belli belirsiz. Renk getiren şahane bir çiçek. En güzeli de şu arıların uçuşuna, şu arıların sesine bu yakından şahit olmak. Ben bunu ateş dikeninin yanına ektim. Ateş dikeninden de şu an inanılmaz güzel kestane gibi bir koku geliyor. Arıların bunu da çok sevdiği bir bitki. İkisini çok güzel kombinlemiş oldum. Gölge alanıma gayet renk ve neşe getiren bir çiçek oldu. Şimdi hemen diğer versiyona geçelim. Burada da arılar vardı, şimdi kaçtı. Bu biraz daha geçti arkadaşlar diğerine göre. Artık son demleri. Gördüğünüz gibi son yukarıdaki çiçekçikleri kaldı. Bunu bir Cork şehrinde, dağ yürüyüşünde ormandan anahtarla çıkararak, hani küçücük bir kısmını anahtarla çıkararak getirip ekmiştim. Bu kadar büyüdü. Bunu bir marketten almadım ama bunun benzerini aldım. Onu da buraya ektim siz görün diye.
süpermarketten aldım. Yani buranın Tansaş'ı gibi bir yerinden aldım. 2.99 3 euro. İşte şuraya ektim onu da. Yine gördüğünüz gibi bu da diyor ki Digitalis, yani yüksek otu Dalmatya moru olarak söylüyor. Yine arıları arı dostu olduğunu söylüyor. 90 cm ulaşır. 60 cm eni olur diyor. Gölgede de yetişir, güneşte de yetişir diyor. Falan filan. Aynı şeyler, biraz daha renk olarak buna çalan bir yüksek otunu da oraya ekmiş oldum. Herkese tavsiye ediyorum. Ya bundan daha güzel bir çiçek benim görmüşlüğüm yok. Çok sıra dışı bir güzellik. Özellikle Karadeniz iklimine sahipse bahçeniz, bakın düştü bir tanesi, ya da Marmara bölgesinde az çok yaz yağışlarının olduğu yerlerde hiç sıkıntısız bakarsınız. Çok güneşli yerlerde de oldukça kuytu köşelere ekerseniz problem yaşamazsınız. Gölgede yetiştireceğiniz şahane bir bitki. Yüksek otu.